Şimdi de karşımızda Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı, aynı zamanda Ortak Kullanım Tesisi Direktörü Sayın Fehmi Çankaya Bey yer almakta. Fehmi Çankaya, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanıyım. Tokat'taki bütün 21 bin esnaf ve sanatkarın başkanıyım. Aynı zamanda Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı olarak görevim var. 2011 yılında Avrupa Birliği İPA 1, Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin yürüttüğü İPA 1 programı kapsamında %85 Avrupa Birliği destekli, %15'i Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı destekli bir projedir. Bütçemiz yaklaşık 17,5 milyon euro olarak %100 hibedir. Ortak kullanım tesisimizin amacı nedir? Tokat ölçeğindeki küçük illerde esnaf ve sanatkarı bir araya getiremiyoruz. Bir araya gelmediği için de teknolojiye ayak uyduramıyorlar ve gelişmiş makineleri alma şansları olmuyor. Biz burada esnaf ve sanatkarımızı nasıl kalkındırırız, nasıl teknolojiye ayak uydururuz, nasıl gelişen piyasada kendilerine yer bulur diye düşünürken bu proje çağrıya çıktı İPA 1 kapsamında. Biz de burada Avrupa Birliği projesi olarak sunduk Avrupa Birliği'ne, kabul gördü. 2011'de sözleşmemizi imzaladık ve 2018'de açılışını yaptık. Ortak kullanım tesisinde 3 bölümden ibaret. Bir metal atölyesi. Metal atölyesinde Tokat ve bölgesine hitap eden, aslında Türkiye'ye hitap eden bir atölye oldu. Bu bölgede esnaf ve sanatkarımızın alamayacağı, ulaşamayacağı makineleri tesisimizde konuşlandırdık ve esnaf ve sanatkarımızın hizmetine sunduk. Şu an yurt dışından ve yurt içinden talepler gelmektedir. Esnafımız iş almaktadır. Burada işlerini yaptırıp pazarlamasını kendileri yapmaktadır. Artı mobilya bölümümüz. Mobilya bölümümüz Tokat ve bölgesine hitap ediyor. Tokat'ta bulunmayan makineler yine metalde olduğu gibi mobilya bölümüne konuşlandırdık. Esnaf ve sanatkarımız burada işini yaptırıyor. Yani işin özeti şu, bu Tokat'taki esnaf ve sanatkarımızın sermayesine de güç katıyor. Bir makine alacak sermayesi vardır ama alırsa sermayesi biter. O makineyi almıyor, burada işini yaptırıyor. Daha kaliteli ve daha düzgün iş çıkıyor. Götürüp mobilya sipariş aldığı yerde buradan demonte olarak alıyor. Orada dükkanında, iş yerinde veya inşaatta montajını yapıyor. O şekilde esnaf ve sanatkarımıza katkı sunuyoruz. Eğitim bölümlerimiz var. Eğitim sınıflarımız var. Otomotiv bölümümüz var. Otomotiv bölümümüzde bir ön muayene istasyonu gibi. Araç muayene istasyonuna gitmeden önce burada vatandaş veya esnafımız arabanın check-up'ını yapıyor. Eksiklerini tamamlıyor. Muayene istasyonuna gittiğinde bir seferde muayenesini yaptırmış oluyor. Burada kesinlikle esnaf harici, yani maliye kaydı, oda kaydı olmayan harici kimseye işlem yapılmamaktadır. Bu da esnafımızın korunması açısından. Ve artı burada hiçbir esnafımıza da rekabet yapmıyoruz. Esnafımızın işini kolaylaştırıyoruz, esnafımızın işini yapıyoruz. Bu bakanlığımız tarafından da örnek gösterilen bir proje. Ülkemizdeki makine hurdalığından, makine çöplüğünden ülkemizi çıkarmamız. Buradaki alınan veya ortak kullanımda konuşulan makineleri esnaflarımız almadığı için, yani bir makine bir işletmede bir saat çalışacağına burada 12 saat çalışıyor. Ve onlara da katkı sunuyor, ülke ekonomisine katkı sunuyor. Cumhurbaşkanımız her zaman yerli ve milli üretim diyor. Biz de burada bu çağrısına en azından bir destek olsun diye bu ortak kullanımı bu manada yaptık. Esnaf ve sanatkarımız kullanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Fehmi Bey, bize makine parkurundan bahseder misiniz? Metal makine parkurumuz gerçekten yani bölgemize değil Türkiye'ye hitap ediyor. İşlerde buradaki esnaf ve sanatkarımız da faydası oluyor veya Tokat'a da faydamız oluyor. Mesela Antalya'dan bir firma geldi, burada iş yaptırdı. Bir hafta Tokat'ta konuşlandı. Kaldılar, oteli, lokantası ve her kesime faydası oldu. Burada makinalarımız son model, son sistem ve çok hassas makineler. Gerçekten makine parkurumuz, özellikle metal makine parkurumuz ülke boyutunda, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecek ülkemiz boyutunda bir atölye, Tokat ülkeğinde fazla. Bu da demektir ki Tokat'a ülkenin her tarafından, Türkiye'nin her tarafından iş geliyor demektir. Mobilya bölgeye hitap ediyor sadece. Bölgemizdeki olmayan makineler mobilya bölümünde var. Burada da esnaf ve sanatkarımız dışarıya gideceğine, şehir dışında iş yaptıracağına Tokat'ta yaptırıyor. Tokat dışından Tokat'a iş geliyor. Her türlü ekonomik olarak katkı sağlıyoruz. Kurumsal dönüşüm ve sürdürülebilirlik destek projesi kapsamında, programın kapsamında yaklaşık 3 milyon TL'ye civarında bir destek alıyoruz. Burada bizim en büyük giderlerimizden birisi enerji maliyeti, en büyük maliyetlerimizden birisi enerji maliyeti. Tesisimizin üst çatısına güneş enerji sistemi yapıyoruz. Bu da ürettiğimiz enerjiyi kendimiz kullanıyoruz, fazlasını da devlete satıyoruz.
ve bu da artık ortak kullanıma bir maliyetleri düşürme açısından çok büyük bir destek olacağına inanıyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki biz bu projeyle beraber artık bu Avrupa Birliği fonlarından daha aşina olduk. Ben dışarıdan, il dışından gelen değerli meslektaşlarıma, işte oda başkanlarıma tavsiye ediyoruz. İl dışından gelen arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bak şu yollardan giderseniz ilinizde böyle bir tesis yaparsınız. Hatta 15'e yakın il geldi, gezdi, kendi illerinde de yapacak. Biz de onlara bilgi paylaşımı ve tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Maksat ülkemize faydalı olmak. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hem dövizimizin yurt dışına gitmemesi için hem de ekonomimizin, üretimimizin kalkınması için bu tür projelere ihtiyaç vardır. Biz her zaman her ille, her firmayla, her sektörde bilgi paylaşımı yaparız. Biz her türlü desteğe varız. Önemli olan ülkemizin kalkınmasında etkili olalım.